Arkadaşlar herkese merhabalar. AK Partili Künükler ilginç borsa paylaşımı geldi. Yani insanlar ne yapmaya çalışıyor onu da hiç anlamış değilim ama bizler ne paylaştıysa onu burada söyleyelim. AK Partili Milletvekili Metin Külünk sosyal medya hesabından Borsa İstanbul hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Külünk yatırımcıyı dikkatli olma konusunda uyaran Külünk acaba ne demek istiyor gibi bu şekilde bir paylaşım var arkadaşlar. Yani son zamanlarda biliyorsunuz CHP tarafından bu şekilde bir uyarılar gelmişti. Şimdi AK Parti tarafından bir uyarı geldi. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu küçük yatırımcı dikkatli ol. İşte senin paranı alacaklar, senin paranı çalacaklar gibi bu şekilde arka arkaya tweetler atmıştı. Küçük yatırımcıyı ezdirmeyiz demişti ama sonuç itibariyle ezilmiştik. Şimdi de AK Parti Külünk tarafından bu şekilde bir tweet'in atılması gerçek anlamda dikkat çekti. Yani artık şunu demek istiyoruz. Çekin abi şu elinizi üzerimizden. Biz gerekli işi kendimiz yaparız. Ama siz bizden uzak durun yeter. Bakın siyasi kısmın borsaya artık girmemesi gerekiyor. Hani nasıl ki din ve devlet işleri birbirinden ayrıysa borsada siyasetten birazcık da uzak kalmak zorunda. Yani tamam siyasetten dolayı etkileniyoruz ama ne bileyim herhangi birisi gelip de borsa hakkında konuşmasın abi. Yani konuştuğu zaman zaten saçma sapan bir hal almış oluyor. Şimdi Metin Külünk dikkat ve bir kez daha uyarıyoruz dedi. Küçük yatırımcının ekmeğine göz koymuş borsa sihirbazlarına dikkat dedi. Yönetimin vazifesi öngörülü hareket etmek ve tedbir almaktır. Alınmış tedbirler için teşekkür ederiz diye paylaşımda bulundu. Yani şimdi bunu bu şekilde paylaşmaktansa hani bu sonuç itibariyle bir günah çıkartılacak ya bunu bu şekilde paylaşmaktansa bu tarz bir bilgin varsa veya da bunu yapacak kişi kimse yani durdun bugün mü aklına geldi doğru mu? Mesela Metin abinin canı sıkıldı herhalde. Ne yapayım ne yapayım işte borsa ile alakalı bir tweet atayım dememiştir herhalde. Yani sonuç itibariyle bir şeyler duymuştur. Yani bu duyduğu şey artık neyse bunu açık bir şekilde o borsa sihirbazları kimlerse onları ifşa ederse şayet ve ona göre de işte SPK'ya gerekli müracaatları yaparsa bu sorun ortadan kalkmış olacaktır. Ve sonuç itibariyle de bizler burada zarar görmemiş olacağız. Yani arkadaşlar biliyorsunuz dinimizde şöyle bir şey vardır. Bir şeye sessiz kalmama. Yani bunu işte elinle yapabiliyorsan elin dilinle yapabiliyorsa dilin diye bir durum vardır ya. Ve şimdi burada haliyle bir durum var. Ama bu durumu da işte sihirbazlar olarak açıklamak da biraz saçma geliyor. Bu sihirbazın adı sanı yok mu? Sende adı sanı vardır yani haliyle. Bu adını sanını paylaş ki bizler de bilelim ona göre en azından pozisyonlarımızı koruyalım veya da ona göre işlemlerimizi yapalım. Burası da çok saçma bir durum arkadaşlar. Yani herkesin kafasına göre bir işlem yaptığı siyasi hamlelerle veya da siyasi rantlarla işlem yapan bir borsayla maalesef karşı karşıya kaldık. Takip ediyoruz. Yani bazen bizlerin dahi elinden bir şey gelmiyor. Çünkü böyle saçma sapan bir muhabbet olduğu zaman, sihirbazlık işleri olduğu zaman haliyle bizim işimiz sihirbazlık değil arkadaşlar. Yani sonuç itibariyle şapkadan bizler tavşan çıkartmıyoruz. Bizler teknik ve temel çalışıyoruz mesela. Teknik ve temele göre işlem yapıyoruz. Ama anladığımız kadarıyla bazıları şapkadan tavşan çıkartacak gibi gözüküyor. Yakını takip edeceğiz. Olası bir durum olursa da burada paylaşacağım. Görüşmek üzere.